Herkese merhabalar arkadaşlar. Yedinci kuralımız olan bileşke fonksiyonun türevinde kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. F bileşke gx fonksiyonun türevi alınırken öncelikle şunu bilin arkadaşlar. Bileşkeden kurtul. F gx şeklinde yazdığımızdan içeride bulunan, en içte bulunan ifadeden başlayarak türev alıyoruz. X'in türevi 1 arkadaşlar. Sonra g'nin türevi x çarpı en son f'in türevi gx. Yani en dıştaki türevi alırken içeriği aynen yazmayı unutmuyoruz. Mesela şuradan hatırlayabiliriz bu. F bileşke G 2x artı 3 mesela arkadaşlar. Şu bileşkeden bir kurtulun, daha rahat görürsünüz. F G 2x artı 3 arkadaşlar. İçteki ifade 2x artı 3. 2x artı 3'ün türevi 2 çarpı G'nin türevi, içerisine aynen yazıyorum, çarpı en dıştaki F'in türevi. Yine içteki kısmı aynen yazıyorum arkadaşlar. Bakın dıştaki türevi aldıkça içleri aynen yazıyoruz. Şimdi illa da f bileşke gx olmasına gerek yok. Mesela f 3x artı 12 şeklinde bir ifade verilip de bunun türevi alınması istendiğinde yine içten başlayarak türev alıyorsunuz. 3x artı 12'nin türevi 3 çarpı f türev 3x artı 12 diye yazıp nedir arkadaşlar? Eğer bir x değeri verilmişse yerine yazıyorsunuz ve sonucu buluyorsunuz. Şimdi yanında hemen sol tarafta bir örneğimiz var. F 3x artı 5 x kare eksi 4 x eksi 7 ise f türev eksi 4 nedir diye sormuş. Hemen türeve başlıyoruz. İçteki 3x artı 5'in türevi 3 çarpı f türev 3x artı 5. Bakın içerideki ifadeyi aynen yazdım. Şimdi karşıdaki türev ne? X karenin türevi 2x, eksi 4x'in türevi eksi 4, eksi 7'nin türevi 0. Bakın sol tarafın türevini ayrı, sağ tarafın türevini ayrı alıyoruz. Şimdi bu iç tarafın ne olması lazım? Eksi 4. X yerine ne yazarsak eksi 4 olur arkadaşlar. X yerine biz f türev eksi 4 istendiğini arkadaşlar eksi 3 yazmamız gerekiyor. 3 tane f türev eksi 4 eşittir arkadaşlar. X yerine eksi 3 yazıyoruz. Eksi 6 eksi 10 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde f türev eksi 4 arkadaşlar buradan eksi 10 bölü 3 bulunmuş olur. Neymiş? En içte bulunan ifadeden başlayarak dışa doğru türev alıyoruz ama dıştaki türevi alırken içini aynen yazmayı unutmuyoruz. Şimdi örneklerle bunu pekiştirelim arkadaşlar. Bir sonraki soruyu biraz süslü bir soru seçtim. Çarpımın türevi var burada arkadaşlar. F 4x artı 1 çarpı, biraz geniş yazayım ki arkadaşlar şöyle anlaşılır görünsün. G x kare artı 5 eşittir x küp eksi 7. Zaten sol tarafın türevi kolay, 3x kare. Şimdi sağ taraf, sağ tarafın türevi. Sola bakalım. Bunun türevi arkadaşlar, çarpımın türevi lazım bize. 4x'in türevi 4 çarpı f türev 4x artı 1. Bakın f'in üzerine türevi yazdığımda içeriği aynen yazıyorum. Bunun türevini arkadaşlar, içinin türevi 2x çarpı g türev x kare artı 5. Neydi çarpımın türevinde arkadaşlar? Türevleri aldıktan sonra çaprazlama çarpıyordunuz. Yani bunu bununla, bunu da bununla çarpıyordunuz. O zaman birincinin türevi çarpı ikinci. Yani 4 tane f türev 4x artı 1 çarpı ikinci ne? Gx kare artı 5. Artı ikincinin türevi 2x çarpı g türev x kare artı 5 çarpı birinci neydi? F 4x artı 1. Eşittir arkadaşlar. Karşının sağ tarafın türevi ne? 3x kare. Değeri yerine yazalım hemen. Bana f9 g9 f türev 9 g türev 9. Buranın 9 olabilmesi için x yerine 2 yazıyoruz. 4 tane f türev 9 çarpı g9 artı 4 tane g türev 9 çarpı x yerine 2 yazarsak f9 eşittir 12. Bakın arkadaşlar F9'ların 1 olduğu söylenmiş G9'la birlikte. Şimdi şurada bir 4 parantezini alırsanız 4 parantezinde F türev 9 artı G türev 9 eşittir neye arkadaşlar? 12'ye. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde sonuç F türev 9 artı arkadaşlar G türev 9 eşittir 3 bulunmuş olur. Evet, neydi burada arkadaşlar? Bileşke fonksiyonun türevini almış, çarpımın türeviyle birleştirip çok tatlı bir soru oluşturmuş. Bunu durdurup kendiniz çözün ileride. Şimdi arkadaşlar, sıradaki soru fx ile gx verilmiş. Bu sefer g bileşke f'in türevi verilmiş. Şimdi biz bir bileşkeden kurtulalım arkadaşlar. G fx'in türevi lazım bana. İçten başlıyoruz. F türev x çarpı g türev fx miydi arkadaşlar? Neydi? İçin türevi f türev x çarpı g türev fx.
x'e ne yazacağız? 1. Ne lazım bize? F türev 1 çarpı g türev f 1 lazım arkadaşlar. Hemen bulalım. Önce bir f1'i bulalım şurada. F1 neye eşit arkadaşlar? F1 x yerine 1 yazarsak 2 eksi 5'ten eksi 3'e eşit. F türev x'i bulalım bir de. F türev 1 de lazım. F türev x 2x'in türevi 2 arkadaşlar. Buradan F türev 1'de ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. F1'imiz eksi 3. F türev 1'imiz de 2 bulundu arkadaşlar. Getir bir yerine yazalım. F türev 1 2 idi. 2 çarpı G türev F1 neydi arkadaşlar? Eksi 3. G türev eksi 3 lazım. Hemen G türev x'i de bulalım şuradan. G türev x eşittir arkadaşlar. 2x mi oluyor? X'e eksi 3 yazarsanız G türev eksi 3 eşittir eksi 6. O zaman sonucumuz 2 çarpı eksi 6'dan eksi 12, yani Bursa bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu da direkt bileşke fonksiyonun türevi, yani onun formülünü kullandığımız bir örnek oldu arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki sorumuz, bakın bu çok efsane bir soru. Tam durdurulup çözülecek bir soru. Önce bir temiz dinleyin, sonra kendiniz çözmeye çalışın. Bakın şunların türevleri bize lazım olacak. Bunları bir yapalım isterseniz arkadaşlar. F türev, bakın F türev, içinin türevi 2 oluyor arkadaşlar. 2 çarpı F türev 2x artı 3 eşittir. Neye? X küpün türevi 3x kare, eksi 3x karenin türevi eksi 6x. Artı 6x'in türevi artı 6, 2'nin türevi 0 arkadaşlar. Şunun içinin türevi 1. 1 çarpı g türev x eksi 1. Bakın g türev yazınca içeriği aynen yazıyoruz. Eşittir 3. Bu işimize geldi. G türev bir şey istendiğinde sabit fonksiyon her zaman 3'e eşit. Peki arkadaşlar. F g x'in mi türevini alacağız? Başladık. İçten g türev x çarpı f türev, içeriği aynen yazdım, g x. X'e ne yazın demiş? 3. G türev 3 çarpı F türev G 3 mü oluyor arkadaşlar? Peki bildiklerimi yazalım. G türev 3 zaten neye eşit arkadaşlar? 3'e. 3 çarpı F türev G 3. Peki G3'ü şurada bulacağız arkadaşlar. G3'ü bulabilmek için X yerine ne yazacağız? 4 yazacağız. Buradan G 3 eşittir 3 çarpı 4 12, 1 çıkarsa 11 miymiş? Yani F türev 11 lazım bize arkadaşlar. 3 çarpı F türev 11'i şuradan bulacağız. Buranın 11 olabilmesi için x yerine 4 yazacağız arkadaşlar. 2 çarpı F türev 11, x yerine 4 yazmıştık. 16, 3 ile çarp 48, eksi 24 artı 6 arkadaşlar. Şurası 30 ediyor. 2 tane F türev 11 mi? 2'ye böldüm. F türev 11'imiz 15 çıktı arkadaşlar. Yerine yazalım. 3 çarpı 15'ten sonucumuz 45 olarak arkadaşlar bulunmuş oldu. Var mı öyle bir şey? Adıyaman A şıkkında var arkadaşlar. Evet, bileşke fonksiyonun türeviyle ilgili güzel bir soruydu arkadaşlar. Diğer kuralımız zincir kuralı. Yani arkadaşlar bazı kaynaklar almıyor ama daha öncenin meşhur sorularındı. Son zamanlar müfredattan çıkartıldı gibi ama fen lisesi kitaplarında karşımıza çıkıyor. O yüzden ben birer tane de olsa örnek aldım. Şimdi bu zincir kuralı olmasının nedeni şu. Y U türünden, U T türünden, T X türünden böyle zincirleme gidiyor. Böyle bir ifadede DY bölü DX isteniyor. Bakın arkadaşlar. Burada DY bölü DX. Şimdi Y X'e bağlı değil ki türevini direkt alayım. Y neye bağlı? U'ya. O zaman DY bölü DU'yu bulabilirsiniz. Çarpı. İkinci de U'nun T'ye göre türevini alabilirsiniz. Çünkü fonksiyon T türünden. Çarpı T'yi de arkadaşlar ne türünden alabilirsiniz? X'e bağlı DX. Bakın burada dikkat ederseniz DU'lar, DT'ler gidiyor. DY bölü DX'e düşüyor olay. O zaman eşittir. Y'nin U'ya göre türevini aldım. Ne oldu arkadaşlar? Bu 2U. U karenin türevi 2U. Çarpı. U'nun T'ye göre türevini aldım. 4T'nin türevi 4. Eksi 2'nin türevi 0. T'nin X'e göre türevini alıyorum. X karenin türevi 2X. Eksi 2X'in türevi eksi 2. 4'ün türevi 0. Ne demiş burada? X 1 için değer nedir demiş. Şimdi burada direkt zaten X yerine 1 yazdığımızda burası 0 çıkıyor. 0 çarpı ne olursa olsun sonuç 0 bulunuyor. Ancak diyelim burası 0 olmasaydı. Şimdi X yerine 1 yazarsanız burada arkadaşlar T ne çıkıyor X yerine 1 yazarsanız? 1 eksi 2 artı 4'ten T 3 çıkıyor. T yerine 3 yazarsanız burada U kaç çıkıyor arkadaşlar? 4 kere 3 12, U da 10 çıkıyor arkadaşlar. Eğer burası 0 çıkmasaydı U yerine de getirip 10 yazıp öyle bulacaktık arkadaşlar. Soruya kurban olacaktınız. Bu kural neymiş? Zincir kuralı arkadaşlar. Bir tane de olsa, bir de ileride bir örnek aldım. Güzel bir örnek ama.
Yapayım dedim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bir de parametrik türev var arkadaşlar. Ona başlık atmadım. Örnekle izah edeceğim hemen. Şimdi bakın x t türünden, y t kare, yani yine o da t türünden, t parametresi türünden verilmiş ve dy bölü dx isteniyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde parametrik verilirse dy bölü dx eşittir arkadaşlar. Y'nin t'ye göre türevini yukarıya, bakın bu zincir değil dikkat edin. X'in de t'ye göre türevini aşağı yazıyorum. Ters çeviri çarpın dt'ler gider, yine dy bölü dx olur. Peki y'nin t'ye göre türevi nedir arkadaşlar? Şu 2t, t karenin türevi artı t'nin türevi artı 1. Artı 1 gitti zaten arkadaşlar. X'in t'ye göre türevi, x'in t'ye göre türevi 2t'nin türevi 2. Ne demiş peki? X 5 ama benim türemde t var. T'yi bulmam lazım. Peki x'i 5 alırsanız 5 eşittir 2t eksi 1. Eksi 1'i karşıya attım. 2t eşittir 6. 2'ye böldüm. T demek ki 3'müş. Getir şurada yerine yaz. T yerine 3 yazarsak arkadaşlar. 2 kere 3 6. 1 de buradan geldi. Sonuç 7 bölü 2 bulundu. Yani Denizli arkadaşlar. Buna da ne diyormuşuz biz? Parametrik türev. Zincir kalıbını ve parametrik kalıbı aklınızda bulundurun. Geldiği zaman soruya kurban olun. Basit bir soru türü arkadaşlar. Şimdi geldik önemli bir başlığa. Parçalı fonksiyonun türevi arkadaşlar. Parçalı fonksiyonun türevinde şurada birinde eşitlik olması lazım. Şurada olsun. Bakın bir fonksiyonun kritik noktada türevinin olabilmesi için. Bakın zaten sağdan veyahut da soldan türev dediğimiz mevzu var. Sağdan ve soldan türevi zaten sadece parçalı fonksiyonun kritik noktasında denersiniz. Onun dışındakilerin hepsinde zaten türevi götürür direkt yerine yazarsınız. Şimdi burada arkadaşlar önce bir sürekli olduğunu ispatlamamız lazım. Limit x a'ya, bu a'dan küçük olduğu için soldan giderken u x, bunun karşılığı ne arkadaşlar? U a değeri. Bu da limit x a'ya a'dan büyük olduğu için sağdan giderken ki v x polinomunu fonksiyonunu kullanırız, bu da v a olur. Şimdi sürekli olabilmesi için arkadaşlar burada u a ile v a'nın birbirine eşit olması lazım. U a ile v a birbirine eşitse bu süreklidir, türevi olma ihtimali var der, devam ederiz. Sonra bu ifadenin türevini aldığımızda bakın ev türev x eşittir arkadaşlar. Şurası u türev x olur. Eğer x küçük a ise burada yerine yazarım. Türev f a isteniyorsa. X büyük eşit a olduğunda da arkadaşlar burada v türev x olur. Sonra bunlarda a yazarsam arkadaşlar şu u türev a olur. Bu da v türev a olur. Eğer türev varsa bunların, yani u türev a ile v türev a'nın birbirine eşit olması gerekir. Yani şurada almışız. Bir fonksiyonun, parçalı fonksiyonun kritik noktada türevinin olabilmesi için bir u a v a'ya eşit olacak. Bir de u türev a ile v türev a da birbirine eşit olacak. Hemen soru. Örnek olmadan pekişmez arkadaşlar. Ne diyor burada? İki parçalı fonksiyon verilmiş. Fx x büyük eşit 2'den büyük olduğunda x kare artı 2ax, x küçük 2 olduğunda da b eksi 2x'miş. Şimdi önce arkadaşlar x yerine 2 burada yazıp sürekliliğe bakalım. 4 artı 4a olur burası arkadaşlar. Şurada x yerine 2 yazarsak bu b eksi 4 olur. Eğer sürekli ise bunlar birbirine eşit olmalı. 4 artı 4a eşittir b eksi 4'e mi arkadaşlar? Ne yapalım? 4'ü buraya, 4a'yı da karşıya atarsak b eksi 4a eşittir 8. Bu kalsın arkadaşlar. Şimdi bir de türev alalım. Ev türev x eşittir buradan. Ev türev x eşittir arkadaşlar. Bunun türevi ne olur? X karenin türevi 2x. 2ax'in türevi 2a. Eğer x büyük eşit 2 ise burada yerine yazacağız. X küçük 2 ise de arkadaşlar b'nin türevi 0. Eksi 2x'in türevi eksi 2. Şimdi x yerine 2 yazarsak burada bu 4 artı 2a oluyor arkadaşlar. X yerine 2'yi burada yazarsak eksi 2 oluyor. Bunların birbirine eşit olması lazım. 4 artı 2a eşittir eksi 2. 2a eşittir eksi 6. Buradan a eşittir eksi 3 bulunur mu arkadaşlar? Tamam, götürüp şurada yerine yazalım. B artı 12 eşittir 8'e. B de buradan eksi 4 mü bulunur? A eksi 3, B eksi 4. Benden A çarpı B istenmiş. Buradan A çarpı B eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı artı 12, yani E şıkkı bulunmuş olur. Önce süreklilik, sonra sağdan soldan türevi eşitle, soruya kurban ol. Diğer bir ifade arkadaşlar. Bakın burada altta bir üç kağıt yapmış. Bunu görmenizi de istedim bu soruyla birlikte. Şimdi bakın diyor ki limit x eksi 3'e giderken fx eksi 27 bölü x artı 3. Bakın şu zaten x eksi eksi 3.
Tamam, bu sanki türevin tanımı gibi. Peki bu 27 ne arkadaşlar? Eğer bu 27 f eksi 3 ise demek ki türevin tanımı. Bakalım eksi 3'ü burada yerine yazacağız. 27 ediyor mu? Ediyor. Demek ki ilki f türev eksi 3'ü sormuş. Çarpı. Şurada 6 dediğim eğer f3 ise ki öyle arkadaşlar. X eksi 2'den büyük. 2 kere 3 6. F3 6'ymış. Yani aslında fx eksi f3 bölü x eksi 3'müş. Yani bu da f türev 3'müş arkadaşlar. Peki 3 ve eksi 3 bunun kritik noktası mı? Değil. Normal türevi bulalım. F türev x eşittir arkadaşlar. 2x'in türevi 2. Eğer x büyük eşit eksi 2 ise bunu alacağız. X küçük eksi 2 iken de 3x karenin türevi 6x. Peki f türev eksi 3. Eksi 3 eksi 2'den küçük. Getirdik burada yerine yazdık. 6 çarpı eksi 3'ten burası eksi 18 çıktı. F türev 3. 3 eksi 2'den büyük. Sabit zaten 2'ymiş arkadaşlar. Eksi 18 ile 2'yi çarptığımızda da sonuç eksi 36, yani Bursa bulunmuş olur. Şimdi biz sürekliliğe, sağdan soldan türeve ne zaman bakacağız? Kritik noktada eğer türev soruyorsa. Onun dışında türev al, hangi fonksiyonundaysa yerine yaz, sonucu bul, kurban ol. Evet, devam edelim. Şimdi geldik mutlak değer fonksiyonun türevine. Arkadaşlar mutlak değer fonksiyonun türevinde bir kez şunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Kritik noktasında türevi olmaz. Kritik nokta ne peki? Kritik nokta mutlak değerin içini sıfır yapan değer arkadaşlar. Yani kökü. Ve mutlak değerin kökünde türevin olmama nedeni aslında orada sürekli. Ama bunun nedeni o noktada sivri uç oluşması arkadaşlar. O nedenle mutlak değerin içerisinden gelen kökte türev olmaz. Mesela arkadaşlar şunu x kare eksi 3x artı 2'yi sıfıra eşitlersek. Şunu çarpanlara ayırdım. Eksi 2'ye eksi 1. Yani x eşittir 2 ve x eşittir 1 mi arkadaşlar? Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2, toplamı eksi 3'ü verdik. Bunların tam zıttıdır kökler. Demek ki bizden f türev 2 istenirse ne diyoruz? Türev yok. F türev 1 isteniyorsa ne diyoruz? Türev yok. Neden? Sivri uçtan dolayı. Ancak diyelim bizden f türev 5 isteniyor arkadaşlar. Şimdi f türev 5 isteniyorsa hemen 5 için buranın pozitif mi negatif mi olduğuna karar veriyorum. 25, 15 artı 2'den içerisi pozitif oluyor 5 için. Hemen mutlak değeri kaldırıyorum. Pozitif olduğu için olduğu gibi dışarıya çıkar. X kare eksi 3x artı 2. F türev x'i buluyorum hemen arkadaşlar. 2x eksi 3. Hemen F türev 5 buradan. 2 kere 5 10. 10 çıkarsa, 3 çıkarsa 7. Yani kritik noktaysa türev yok. Kritik nokta değilse türev, önce bir mutlak değerden kurtulun. Yerine yazın pozitif mi negatif mi çıktığına bakın. Sonra da kurban olun gitsin arkadaşlar. Hemen örneklerle bunu pekiştirmeye başlayalım arkadaşlar. Ne diyor ilk örneğimizde? Diyor ki aşağıdakilerden, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Biz önce bir şunun köklerini bulalım arkadaşlar. Köklerimiz eksi 4'e artı 2 dersek eksi 8, eksi 4'ü verdi. Bunların zıttı kök oluyordu. X eşittir 4 ve x eşittir eksi 2 mi? Yani f türev 4 yok. F türev eksi 2 yok arkadaşlar. Bu ikisinde türev soruluyorsa yok. Şimdi birincisi ne demiş? F türev 5. 5 bunun kritik noktası mı? Değil. O zaman 5 burayı pozitif mi yapıyor, negatif mi? 5'in karesi 25, eksi 10, eksi 8 de pozitif yapıyor. O yüzden burada fonksiyon olduğu gibi dışarıya çıkacak. Yani fx'imiz ne olacak? X kare eksi 2x eksi 8. Bize türev lazım. Buradan f türev x'imiz ne olacak arkadaşlar? 2x eksi 2. X karenin türevi 2x, eksi 2x'in türevi eksi 2. Peki f türev 5 nedir arkadaşlar? X yerine 5 yazarsak 2 kere 5 10. 2 çıkarsa 8. Öyle mi demiş? Öyle demiş. Bu doğru arkadaşlar. F türev 0. 0 burayı negatif yapıyor. Kritik noktada değil. Eksiyle çarpılarak çıkacak. Onu da buraya bulayım. Eksi x kare artı 2x artı 8. Peki bunun türevi ne arkadaşlar? F türev x eşittir. Eksi 2x. X karenin türevi artı 2. Peki bana f türev 0 lazım. F türev 0 eşittir 2. Öyle mi demiş? Öyle demiş. Doğru. Ne demiş? X eşittir eksi 2 noktasında fonksiyonun türevi yoktur. Bakalım. Eksi 2 bizim kritik noktamızdı ve eksi 2'de türev yok. Bakalım 3. 3 bizim kritik noktamız değil. Yerine yazdım. 9 negatif çıkıyor arkadaşlar. Negatif çıktığına göre arkadaşlar negatif şuydu zaten. F türevde negatif de bu oluyordu. Burada bize ne lazım? F türev 3 lazım arkadaşlar. F türev 3 burada. Eksi 4 çıkıyor. Doğru. Demek ki yanlış olan E şıkkıymış. Bir ispatlayalım. 6'yı yazdığımızda pozitif çıkıyor arkadaşlar. Pozitif olduğunda türevimiz buydu. Biraz önce bulmuştuk zaten. Buradan 6 yazarsak arkadaşlar 2 kere 6 12. 12'den 2 çıkarsa 10 kalıyor. Burada 9 demiş. Yanlış.
Şimdi mutlak değerin kritik noktasıysa türev yok. Onun dışında pozitif negatifliğe bak, soruya kurban ol. Yapıştır gitsin. Bakın çok çok önemli bir soru. Şuraya bir yıldız atacağım arkadaşlar. Bakın. Yıldız mı atayım? Yok, şöyle güneş yapayım. Benim şöyle bir güneş yapayım. İsteyen çiçek mi çekçisin? Bu çok önemli. Bakın arkadaşlar, diyor ki fonksiyonu kaç noktada türevsizdir? Hemen bunun kökünü bulacağız ama şurada bir x parantezine alınacak. Bakın ben bunu x parantezine aldığımızda dikkatli bakın. Bu x şu dışarıdaki x ile de çarpılır, x kare olur. Çarpı x kare eksi 3x eksi 4. Bakın arkadaşlar, şu x karenin zaten pozitif olduğunu anlıyoruz. Bu mutlak değer, onun için gerek yok. Onu dışarıya aldım. Ne oldu? X kare çarpı x kare eksi 3x eksi 4. Yani bu kendini mutlak değerden kurtardı. O yüzden bundan kritik nokta gelmez. Kritik nokta gelmez arkadaşlar. Onu iptal ettik. O yüzden kritik noktaları bulabilmek için x kare eksi 3x eksi 4'ü 0'a eşitledim. Ne oldu? Eksi 4'e artı 1. Sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman şu eksi 4 kök olunca 4 olur. Şu da eksi 1 mi olur? Demek ki x eşittir 4'te ve x eşittir eksi 1'de kök. Mutlak değerin kökü kritik nokta, türev olmaz. 4 ile eksi 1 kaç noktada? 2 noktada arkadaşlar. Burada türev olmaz. Düşürücü bir soru. Dikkat edin. Not alın arkadaşlar bunu. Diğer bir sorumuz. Bu sefer mutlak değer bileşke birlikte verilmiş. Yine çok güzel bir soru. Bakın arkadaşlar. G, F, X'in türevi istenmiş. Bunun türevi neydi? F türev X çarpı G türev F X arkadaşlar. Peki X yerine ne yazın demiş? 1. 1 yazarsak burada F türev 1 çarpı G türev F 1 mi lazım? Şimdi F 1'i ve F türev 1'i bulalım. Buradan F 1 arkadaşlar. Direkt hemen F 1'i önce vuralım. F 1 0. Peki bunun bir de türevini alıp F türev 1'i bulalım. F türev X ne burada? 3X kare eksi 2X. Peki F türev 1 ne oluyor? X yerine 1 yazarsak sonuç 1 mi çıkıyor arkadaşlar? Yazalım. F türev 1 1 çarpı G türev F 1 neydi arkadaşlar? 0. Peki G türev 0. 0 bunun kritik noktası mı? Değil. Peki 0 yanınca burayı negatif yapıyor arkadaşlar. O zaman 0'da bizim GX'imiz eksi X kare artı 4X artı 5 oluyor. Türevini alalım bunun. G türev X eşittir arkadaşlar. Eksi 2x, x karenin türevi artı 4x'in türevi artı 4. G türev 0 lazım bize arkadaşlar. 4 mü? Demek ki şuranın sonucu da 4'müş. 4 çarpı 1 4 olarak, yani cerikan olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Ne yaptı? Mutlak değerle bileşke fonksiyonu birleştirip bize kurban oldu. Devam edelim. Bakın çok efsane bir soruya geldik. Zincir kuralı falan, bileşke, her şey bir arada. Bakın arkadaşlar ne diyor bize? Y T türünden, T X türünden verilmiş ikili bir zincir bu arkadaşlar. Bakın ne isteniyor? DY bölü DX. DY bölü DX. Şimdi biz Y'nin T'ye göre türevini alabiliyoruz. Çarpı arkadaşlar. Sonra T'nin de biz X'e göre türevini alabiliyoruz. DY bölü DX oluyor mu? Oluyor. Ya Allah. Y'nin T'ye göre türevi, içinin türevi 3 çarpı G türev 3t eksi 6. Ne oldu? İçin türevi 3, g türev 3t eksi 6. Çarpı arkadaşlar, bakın. Çarpı. Ne yapıyoruz? Bakın şurada bunun x'e göre türevini alırken üst işin içerisine girdi. Dikkat artık. Bunu ilk defa çözüyoruz. Şimdi normal ifadenin üzerinde olunca ne yapıyorduk? Aşağıya atıyoruz. 3'ü aşağıya attık. Hx'in üzerine 1 azalttık. H kare x oldu. Çarpı içinin türevi ne arkadaşlar? H türev x. Bakın dikkat. Üssü at, üssü bir azalt, sonra içinin türevini almayı unutma. Yine dikkat diyebileceğimiz, şuraya da şöyle güneş yapabileceğimiz bir soru arkadaşlar. Dikkat, tamam mı? Şimdi peki ne diyor? X 1 diyor. Peki x yerine 1 yazarsak t ne olacak? Onu bulmamız lazım. X yerine 1 yazarsak bakın arkadaşlar şurada. T eşittir h küp 1 oluyor. Peki h 1 ne verilmiş? 2. 2'nin küpü ne? 8. T 8'miş. 3 çarpı g türev 3 kere 8 24. 6 çıkarsa 18. Çarpı arkadaşlar 3 tane h kare 1 çarpı h türev 1 mi? X yerine 1 yazınca t ne oluyordu? 8. Peki bildiklerimizi yazalım. G türev 18 ne verilmiş? 12. 3 çarpı 12 çarpı 3 çarpı h 1 neydi arkadaşlar? 2 karesi 4 çarpı h türev 1 neydi? 2 mi arkadaşlar?
Şimdi 4 çarpı 3 12. 12 ile 12'yi çarptım, 144. Çarpı 6. Ne olur buradan? 6 kere 4 24. 6 kere 4 24 26. 6 kere 1 6 800. 864 bulunmuş olduk. Bir çizgi de fazla attım bunda. Evet, çok güzel. Zincir kuralıyla ilgili böyle farklı sormak istediklerinde sorabilecekleri 10 numara bir soru arkadaşlar. Evet. Ne diyor burada? Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar, böyle karışık bir şekilde verilebilecek bir soru, meşhur sorulardandır. Kaynaklarda böyle zor diye atılır bir tane böyle bir soru. Aslında kolay bir sorudur arkadaşlar. Bir mantığını öğrenirseniz gerisi gelir. Ne diyor? Fx artı y fx f artı f2y 3xy'miş. Şimdi bakın, biz x'e göre türev alalım. Y sabit olsun arkadaşlar. Bizim ne? İndisimiz x. X'e göre türev alıyoruz. Şimdi içinin türevi 1 zaten. X'in türevi 1, y'nin türevi 0. F türev x artı y o zaman. Neydi? Dışarıya türev yazdım, içeriye aynen yazdım. Eşittir. Fx'in türevi f türevi x olur. Ben x'e göre türev aldığıma göre f2'ye y'ye bağlı. Bunun türevi 0 olur arkadaşlar. Artı 3x'in türevi 3y. Bakın 3yx bu arkadaşlar. Şimdi 3yx'in türevi 3y olur. X'in türevi buraya gelirse 3y. Şimdi burada benden f türev 3 istenmiş. X'i yerine ne değer vereceğime karar vermem lazım. Şimdi f türev 0 4'müş. F türev 3 istenmiş arkadaşlar. F türev 3 istenmiş. Ne yaparım ben burada arkadaşlar? Y yerine 3, x yerine 0 alayım. Ne olur burası? F türev 3 olur. Eşittir. X yerine 0 aldığım için f türev 0 artı y yerine de 3 aldığım için bura 9 olur. O zaman f türev 3 eşittir arkadaşlar. Biz f türev 0'a ne demiştik? 4. 9 da buradan geldi arkadaşlar. Sonuç 13 bulunmuş oldu. Demek ki f türev 3 13'müş. Bakın dikkat edin. En son türevi aldıktan sonra, yani işime gelen değerleri veriyorum x ile y yerine. F türev 0'ı biliyorum 4. F türev 3 isteniyor. Şimdi şuranın 3 olmasını sağlamak için ben kalkıp x yerine 3, y yerine 0 yazdığımda başıma bela olur. Tam tersi, y yerine 3, x yerine 0 yazdığımda beni sonuca götürür arkadaşlar. Biraz dikkat etmemiz gereken bir soru türü. Şimdi bu da ardışık türev. 15 kez türev alınmış. Bu tip sorularda bir yerden sonra arkadaşlar kural ortaya çıkar. Şimdi öncelikle şunda bölümün türevinde uğraşmamak için 2 çarpı x üzeri eksi 1 yazıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi birinci türevden başlıyorum. F türev x eşittir. Eksi 1 buraya çarpma olarak gelirse eksi olur. 2 çarpı x üzeri eksi 2. Şimdi bu tür türevlerde 100 gelip çarpıldığında çarpmayın. Olduğu gibi yazın. 2 buraya çarpma olarak gelirse bura artı olur. 2 çarpı 2 çarpı x üzeri eksi 3 oldu. Bu neydi? İkinci türev. Üçüncü türeve geldik arkadaşlar. Üçüncü türevde bu eksi gelir, yine eksi olur. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı x üzeri eksi 4 mü? Aslında kural belli olduğu gibi ama bir dördüncü türevi de yazayım. Bu sefer de böyle yazayım. Arkadaşlar eksi 4 buraya çarpma olarak gelirse artı olur. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı x üzeri eksi 5. Bakıyorum şu 2 dışında hep buralar faktöriyel oluyor arkadaşlar. 4'te 4 faktöriyel, 3'te 3 faktöriyel, 2'de 2 faktöriyel var. Üstlerde 4 iken eksi 5, 3 iken eksi 4, hep bir fazlası arkadaşlar mutlak değerce. O zaman 15. türevi aldığımızda biz, 15. türevi aldığımızda arkadaşlar bir kez bizim x'imizin üzeri eksi 16 olacak. Şurada faktöriyel üstle aynıydı arkadaşlar. 15 faktöriyel olacak. Çarpı 2'miz zaten var arkadaşlar, o hep sabit. Peki eksi mi artı mı olacak? Bakıyorum teklerde eksi, çiftlerde artı. Tekte eksi, çiftte artı. Bu tek olduğuna göre bir kez eksi olacak arkadaşlar. Demek ki 15. türevimiz, 15. mertebeden türevimiz eksi 2 çarpı 15 faktöriyel çarpı x üzeri eksi 16'ymış. Bunu şöyle de yazabilir. Eksi 2 çarpı 15 faktöriyel bölü x üzeri 16. Yani pozitif üs olsun diye onu aşağıya atabilir arkadaşlar. Uyanık olmak lazım. Şimdi aslında daha önce yüksek mertebeden türevlerde sin ve kosla ilgili sorular vardı ama onu müfredattan kaldırdılar arkadaşlar. Şimdi geldik polinomla ilgili bir sorumuza. Polinomda da bu tür bir soru verildiğinde arkadaşlar polinomun derecesini tahmin etme sorusu diyorduk biz buna. Şimdi px ile p'nin türevini toplamış ve sonucu ikinci dereceden bulunmuş. Bakın şimdi px'imiz bizim eğer üçüncü derecedense p'nin türevi bir derece düşer. Çünkü üst bir azalıyor ya, ikinci dereceden olur. Px'imiz eğer dördüncü derecedense p'nin türevi arkadaşlar bir derece azalıp üçüncü olur. E şimdi px'in türevi ondan aşağı ve x'in toplamı ikinci derecedense bu bizim px'imizin ikinci derece olduğunu gösterir. Yani ax kare artı bx artı c olduğunu.
Peki buradan P türev X ne olur arkadaşlar? 2 buraya çarpım olarak gelir. 2AX artı BX'in türevi B olur. İkisini toplarsak biz burada AX kare artı X parantezine alırsak şurası B artı 2AX olur arkadaşlar. Artı B artı C bu neye eşitmiş? 6x kare eksi 8x artı 3 arkadaşlar. Gerisi neyle alakalı? Gerisi polinom eşitliğiyle. Şimdi burada a o zaman x karenin katsayısı olan 6'ya eşit arkadaşlar. A yerine 6 yazarsak b artı 12 arkadaşlar. Karşıdaki eksi 8'e eşit. Buradan b eşittir eksi 20 bulunur. Peki b yerine eksi 20 yazarsak eksi 20 artı c sabit. Karşıdaki 3'e eşit arkadaşlar. C de buradan 23 bulunur. Hemen nereye devam edelim? Şu üste devam edelim arkadaşlar. Bakın. Bize P türev X lazım. P türev X neydi arkadaşlar? 2AX. A neydi? 6. Yani 12X artı B. Yani eksi 20'ymiş. Benden P türev 2 isteniyor. P türev 2 buradan 24 eksi 20'den 4 olarak bulunmuş olur. Neymiş bu arkadaşlar? Polinomun derecesini tahmin etme sorusu. Bu tür soruyu öğrenciler çok soruyor. Göremiyorlar. Bulmaya çalışıyorlar. Olmuyor arkadaşlar. Neymiş? Dereceyi tahmin etme sorusuymuş arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Ne diyor burada arkadaşlar? F ve G türevlenebilir fonksiyonlardır diyor arkadaşlar. Peki G 2x eksi 1 F fx bölü x olduğuna göre F türev 1 2 ise F 1 1 ise demiş. G türev 1 nedir? Bakın arkadaşlar bu çok farklı bir soru. Biraz da gıcık. Türev almaya başlayalım. İçinin türevi 2 çarpı arkadaşlar. Bu ne olur? G türev 2x eksi 1. Burada bir sıkıntı yok ama iş içeride arkadaşlar, karşıda. Şimdi bakın şunun türevini aldığımızda içinin türevi fx bölü x'in türevini alacağız. Sonra çarpı ev türev fx bölü x diyeceğiz. Şimdi bunun türevi bölümün türevi arkadaşlar. Birincinin türevi ne? Ev türev x çarpı ikinci x eksi. X'in türevi 1 çarpı birinci ne? Fx bölü paydadakinin karesi arkadaşlar. O zaman ne oldu bu? Şuraya yazalım hemen. İçinin türevi ne oldu arkadaşlar? Ev türev x çarpı x eksi fx bölü x kare çarpı arkadaşlar. Ne? Kendisinin türevi. Ev türev parantez için aynen yazıyorum. Fx bölü x. Şimdi ne lazım bana? G türev 1. Buranın 1 olması için x yerine 1 yazacağım arkadaşlar. 2 çarpı G türev 1 eşittir. X yerine 1 yazarsam burası. F türev 1. X yerine 1 yazdık. Eksi F1 bölü 1'in karesi 1 mi arkadaşlar? Çarpı F türev F1 oldu. Böyle 1 yazmaya gerek yok. Şimdi yerine yazalım bunları. G türev 1 zaten isteniyor. 2 tane G türev 1 eşittir arkadaşlar. F türev 1 2 verilmişti arkadaşlar. 2 eksi F1 1 verilmişti bölü 1. Burası 1 çıktı arkadaşlar. Çarpı F1 neydi? 1 miydi? F türev 1. 2 tane G türev 1 eşittir arkadaşlar. Şurası zaten 1'di. F türev 1 de 2 idi. Her iki taraf 2'ye böldüğümüzde yani piramit gibi oldu ya. G türev 1 eşittir 2 bölü 2'den 1 bulunmuş oldu. Yani A şıkkı arkadaşlar, Adıyaman. Biraz gıcık, ters ama zor mu? Değil. Yani zor değil. Yapılamayacak bir soru değil ama biraz insanı yoruyor işin açıkçası arkadaşlar. İnsanı biraz yoruyor. Evet. Sırada ne var arkadaşlar? Türev ve hız. Onu da diğer dersimizde inşallah işleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.